Ütü yapabiliyorsun. Evet. Ütü yapabiliyorsun, ütü yapabiliyor musun? Çok severim. Ütüyü çok, çok severim. Bu Allah'ın manyağı. Bu da ütüyü yani çok severim. Ütü kadar sıkıcı bir şey var. Ama çok ciddi söylüyorum. Hayır yok ya. O benim için deşarj. Ya benim eve gelir mi? Ben ütüyü kuzum indiririm. Yani oturma pozisyonuna indiririm ve içeceğim neyse bir kadeh koyarım ve ütü yaparım. Çok severim. Anlamadım. Ütüyü nereye indiriyorsun? Ya sizin masa nasıl inip çıkıyor? Ütü masası da inip çıkar. Ütü masası da yükselir ve indirir. Ütü masası inip severim çıkar. Ben kendi ütülerimden bilirim. Ütü masası mutlaka yarı yolda kırılır. Yok. O ütü kucağına düşer, yakar. Bacağımda evet bir yanım var. Evet. Hanımlar, beyler, anneler ve kızları yarışmamıza hoş geldiniz. Anneler ve kızları yarışmamızda ben anne oluyorum. İşte benim kızlarım. Nedir? Babacığım. Bir dakika durun. Suyu nedir? Yok. Suyu mu yok? Evet suyu ben yok bunun. Buhar yok. Yapamam. Buhar vermeyecek o yüzden iyi ütülemeyecek. Yandı. Peki. O zaman gömlek buyurun. Yapacağım. İşte ya tabii ütü suyu farklı olur ama biz bu ütüleri bozmak pahasına. Buyurun. Şuraya biraz alırsak size efendim. Özge bayağı bitirmek üzere orada. Tamam bu kadar yeter sana. Gerçekten ütüleyecek miyiz ya? ciddi alıyorum işimi. Sen ne hamarat çıktın ya ayol. Şurada istiyor musun su acık? Ay olur. Kaldır bakayım. Kriz yetmiyor. Tamamdır. Okey tamamdır. Buyurun. Ya ütü yapıyorlar ya. Evet. Evet. Bu ne? Ben helal kızım. Sana sıra gelmedi. İnanamıyorum şu anda. Evet. Kamera bana dönebilirse tanıştırayım. Bu kızı kimse almasın. Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir devam şey bilmiyor. Ütü bilmiyor. Evliliğe karşı. Aynı zamanda Türk tatlılarından da habersiz. Bundan ne olur? Bundan ne olur? Aa, bir de o vardı mı? Evet tekrar ütülere dönebiliriz. Öne doğru veriyor. Evet. Müthiş. İşimi şu mikrofonumu açar mısınız? Çok iyi terapi oldu valla. Teşekkür mikrofonu ederim. Mikrofonu açabilir yani miyiz? Evet. Açılmadı. Açıldı mı? Evet. Ben de bu arada yarışmayı sunuyorum. Evet. Hadi bir adaya gitseniz bitir, yanınıza alacağınız 3 ütü tahtasını nasıl kullanırsınız yarışmamıza hoş geldiniz. Kızlarımız birer birer çeşitli renklerdeki gömlekleri en güzel bir şekilde ütülemeye çalışıyorlar. Evet, ben de tek tek yarışmacılarımla küçük röportajlar yapmaya çalışacağım. Ütü yapmayı seviyorsunuz, öyle mi? Bayılıyorum. Çok severim. Özellikle gömlek, evet. Evet. Ve tabii ki tarzınız çok dikkat çekici. Oturarak yapıyorsunuz. Böylece yorulmuyorsunuz. Çok ütü, her gün ütü yapar mısınız? Hiç erkek gömleği biriktiriyorsunuz. Hiç erkek gömleği ütülemiş miydiniz? Tabii ki. Evet. Ütülememem anormal. Ütülememem ama işte gerçekten evlenilecek kadın. Evet, kızlarımızı bu program sonunda evlendireceğiz de. Siz daha önce erkek gömleği ütülediniz mi? Bravo. Evet. Bravo. Ütülemeye bravo devam ediyorum Andra. Bravo. Çok severim. Siz daha önce hiç erkek gömleği ütülemiş miydiniz? Ütüledim. Evet. Aynen. Gördüğünüz gibi yarışmacılar işte... Nedir? Bir ara röportajlar yapılırdı. Adamımın ayaklarını yıkarım, önünde diz çökerim gibi. İşte bakın evlenilecek kadınlar teker teker ekranlara geliyorlar. Evet. Birazdan ütülenmiş gömlekleri seyircimize gösterip kimin daha başarılı olduğunu bulmaya çalışacağız. Aa, bence Dilek başarılı olacak bu konuda. Bitti mi o Dilek? O severek yapıyor bayağı. Bitirdi mi o? Çoktan bitti. Evet. Şaka mı? Hatta üzerinde bir sigara yaktı. Evet. Tabii.
genelde yakmıyoruz abi, biliyorsunuz. Abi biter mi bu ya? Biten sabahtan şeylerin üzerine yakmıyoruz abi. Evet. Biten şeylerden sonra hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. Okan Bey bitirdim. Kablo yetişmiyor, kablo. İt iç. Öteki evet, tarafa doğru. Gibi. Ay artık Allah ne verdiyse yani bu saat doğru. Stop! Ne stopu ya? Ne stopu? Son ne stopu? Daha kaç saat programda ütü yapacağız canım? Bir dakika, kolumu da kodum. Peki, evet. Evet, lütfen ayağa kalkalım. Dilek, Fatma ve Özge. Dilek, Fatma ve Özge bayağı tek tek istemiş gömleklerini gösterecekler. Lütfen bak, bu yöne doğru dönelim ki giyiniz lütfen efendim. Evet. Galiba en şeyi benimki. Evet. Şimdi alkışlarla birinciyi bulmaya çalışacağım. Evet. Dilek'in gömleği. Fatma'nın gömleği. Ve Özge'nin gömleği. Elimde sahtekarsınız ya. Çok sahtekarlar ama ben yarışmıyorum, yapmıyorum bunu yani. Lütfen sinirlenme. Hayır. Lütfen hayır. Olabilir. Hayır. Olabilir. Sen de sinirlenebildin. Bak hayır, bari ya. Haksızlık var. Bak bir şey söyleyeceğim. Buradan müthiş bir format yakalayabiliriz. Kadınlar aralarında cayır cayır kavga edebilirler. Seyirciden gelen alkışla beraber aralarında o ütüleyemedi, İyiymiş şıllık ya, filan gibilerden böyle aralarında çok sert konuşmalar geçebilir. He? Ne oluyor? Hayır durun. Bu formatı kesin yapalım. Bu kadınlar iş yapabiliyorlar mı? Evlenilecek kadın, eğlenilecek kadın isimli yarışmaya döndürürüz biz bunu. Çok güzel. Açtı Fatma. Bence gecenin birincisi tabii ki. Evet, tabii ki.